Yani biz tesadüfen o bölgede geçiyorduk zaten. Şikayet konusu olarak zaten oraya gittik. Çocuklar geldi yanımıza. 4-5 kişi yani. Onlar bizi polis olarak zannettiler ama biz büyük şehir olarak hani onlara yardım edeceğimizi de söyledik zaten. Çocuklar bayağı bir panik içindeler zaten. Bölgeye gittiğimizde zaten direkt kediye şiddet olayın şey olacak direkt kediyi elinden aldık. Darp eden kişinin. Çeviri sopayla direkt saldırdı bana. Görüyorsunuz belki şurada. Hala izi duruyor. İzi duruyor evet. Aha. Kediyi aldık. Veterinere götürdük. Gereken sağlık şeylerini yaptık. Kontrolünü yaptık. Şu an kedi iyi zaten. Kedinin durumu çok kötüydü. Ağzında ve gözlerine kan geliyordu. Şu anki durumu çok iyi. Sonraki süreç ailesi olarak Zabıta Daire Başkanlığı'na geldiler. Davamızdan vazgeçmemizi. Çocukların ağladığını, hani vicdanen biz de rahat edemedik. Sonra ben kendi şartlarımı söyledim zaten. Hani estetik parası istemedim kendim şey olarak. Davamdan vazgeçerim. Ama bir şartı dedim. Kedi maması karşılığında alırsanız dedim. Kabul ettiler. Ben de kedi mamasını aldım. Hayvanat bahçesine başladım. Sonra 15 kilo. 15 kilo. Yani genel olarak 16 adet. 15'er kiloluk hayvanat bahçesine başladım. Yani hayvanlara karşı gerçekten vicdan, merhametli olması lazım insanlar. İnşallah bir daha da böyle bir olayla karşılaşmayız. Şahıs şu an tutuklu evet ha. Çocuklara ağladığı için şahısın. Rahat edemedim yani. O yüzden genel olarak konuştuk, kendi aramızda hallettik. Kedi maması karşılığında uzlaştık evet. Bırakmıyor. Bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına bir ihbar geldi. Böyle böyle bir kediye eziyet edildiğini söylediler. Bizim ekiple beraber, zabıta ekiplerle beraber gittiler. Gittiklerinde zabıta ekiplerimize oranın hayvana eziyet eden vatandaş aynı zamanda zabıtaya da tartaklamış. Bunun üzerine zabıta arkadaş da kendini mahkemeye vermişti. Mahkeme sonucunda eziyet eden arkadaş demiş ki kardeşim ben senin demiş bütün demiş hastane masraflarını karşılayayım. Bu davandan vazgeç demiş. Bizim zabıt arkadaş da bu işi kabul etmemiş. Demiş ki kardeşim ben böyle bir şeyi kabul etmem. Bunun yerine sen köpek barınağımıza mama yardımı yap demiş. Onlar da getirdiler bize 15 paket mama verdiler. Şu anda aralarında su da sağlanmış durumda. Hayvanın tedavilerini de yapıyoruz. Gerekli bakımlarını. Şu anda hayvanın durumu da iyiye gidiyor. Her gün tekrar serum veriyoruz. Bakımlarını yapıyoruz kendilerine. İnşallah tekrar sağlığına kavuştuktan sonra da kendini doğaya bırakacağız hayvanı. Peki, sahiplendireceğiz. Hayvan. Şeker alır mısın?